en güzel şey seni görmek oldu. Benim için de öyle. Bütün gün benimsin, tamam mı? Hayır mı demek bu? Hayır, hayır. Nereye gidiyoruz? Ortalıkta görünmeyeceğiz. Baş başa olacağız sadece. Korkma küçüğüm. Benden sana zarar gelmez. Emir. Yanlış anlamazsan ben sana bir şey soracağım. Yani biz şimdi nereye gidiyoruz? Sen benimle baş başa kalmak istemiyor musun? Hayır, istiyorum da... Yani ben... Kemal abim. Ya şimdi açmazsam ortalığı ayağa kaldırır. Alo abi. Neredesin Zeynep? Nerede miyim? Nerede olabilirim ki canım? Neden soruyorsun? Neredesin? Gelip seni alacağım. Konuşmamız lazım. Şey, okuldan eve dönüyorum. Tamam o zaman. Hemen atla bana gel. Ben annemlerle konuşurum. Ama şey... Hadi oyalanma Zeynep, acil. Tamam abi. Geri dön hemen. Hanımefendiyi bırakacağız. Ya çok üzgünüm gerçekten. Çok özür dilerim Emir. Zeynep. Bütün gün karpuz gibi yatacak anca. Ne var anne ya? Kız ben çarşıya çıkıyorum. Ocakta yemek var. Bakıver arada, sakın yanmasın. İyi bakarız. Kime diyorum? Sanki piştiğini anlayacak da. İşin var mı burada? Ha gitti anne, gitti. O gitti, öyle geldim. Ha bir de evi gözetledim diyorsun yani sapık gibi. Bravo. Ya sen beni öldürecek misin Allah aşkına ya? Git şuradan. Hayır gitmem. Gitmem. Konuşacağız. Konuşacaksın benimle. Ya Zeynep ne olur, her saniye aklındasın. Ne olur dinle beni. Gerçekten mi? Gerçekten, yemin ederim. Sürekli seni düşünüyorum. Aklımı oynatacağım. Ben de seni düşünüyorum ama. Gerçekten mi? Hı. Gerçekten. Ya manyak, yemin ederim manyak ya. Ne düşüneceğim ben seni? Canımdan bezdim vallahi ya. Yemin ederim canımdan bezdim. Küçüğüm. Ya Emir ya. Ne oldu benim küçüğüme? Ya bu Ozan Pelin peşimi bırakmıyor. Yetti artık valla. Ozan. Hı. Biliyorsun yani. Taktı bana. Aşık yani. Ne desem anlamıyor. Ozan çocuk da sen niye takıyorsun ki onu kafaya? Onu bırak da biz ne zaman buluşuyoruz? Hemen de yani... ben öyle hemen evden çıkamıyorum ki kafama esince. Ama ben de sen de baş başa olmak istiyorum.
kimselerin olmadığı bir yerde 2 saat geçirmek istiyorum. Çok şeyimi istiyorum ya. Hayır, vallahi ben de çok istiyorum. Bütün dünyayı unutup baş başa olalım istiyorum. Seni doya doya seyredeyim. Saatin kaç olduğunu hiç düşünmeden. Sadece sen ve ben. Sadece sen ve ben. Zeynep, sen hazır mısın buna? Hazırım Emir. O zaman ne yap ne et, çık o evden bu akşam. Nasıl? Yani bir yolu yok ki. Aslında var. Madem tek başına çıkamıyorsun, birini kullan. Ben öyle birini bilmiyorum ki. Ben biliyorum. Abinin orada. Asu. Git, başını derde sok. Onlardan korkan onlar gibi olsun be. Tekne mi yaktı onlar, tekne mi yaktı? Salih! Yaktılar, anlıyor musun? Salih! Gel buraya, ne yapıyorsun? Götürün Kemal Bey, götürün. Halise büyümeden götürün. Bırak beni. Sen karışma. Sen olmasaydın... Ne oluyor burada? Bu hayvanlık ne böyle gece vakti? Şşş, doğru konuş. İnsanlık hali. Ölçüyü kaçırmış. Hallettik biz. Kimsiniz lan siz? Yürü Salih. Kusura bakmayın. Kemal Bey, arkadaşınıza mukayyet olamıyorsanız söyleyin, başka yolları var. O yolların sonunda da ben varım. Siz de bunu anlayın. Zor geliyor ama... Ne kadar çabuk idrak ederseniz sizin için o kadar iyi. Kendinize çok güveniyorsunuz, çok. Dağıtalım. Ağzını burnunu kıralım şu itin. Ben sadece kendime güveniyorum. Sizin gibi adamlarıma, mevkime güvenmiyorum. Karıcığım dönelim. Gördüğün gibi burada sarhoş zırıltısından başka bir şey yok. Sadece sarhoş zırıltısı olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. Ne o? Kime hak veriyorsun sen? Kimi koruyorsun? Eline ne geçti oğlum? Salih, geliyorsun böyle kapılara dayanıyorsun. Yakışıyor mu oğlum sana? Oğlum başkası gibi davranıyorsun. Kendini kaybetmeye başladın. Sen... Sen misin? Sen eski Kemal misin? Ha? Aynaya bir baksana. Her seferinde bana saldırmaya başladın Salih. Şu ettiğin laflara bak. Etmeyeyim. Koparın. Dilimi de koparın. Koparın ne oğlum? Siz kim? Sen beni kimlerle karıştırıyorsun Salih? Emir'le Ozan'la mı karıştırıyorsun? Kimse beni anlamıyor. Sen beni anlamıyorsun. Her şeyim gitti lan benim. Her şeyim, ekmek teknem, her şeyim gitti. Senin tuzun kuru tabii. Bunları bana mı diyorsun Salih? Hepsini yerine koyarız. Gerekirse el birliğiyle ekmek teknesi yaparız sana. Hem belki karşına bir kız çıkar gönlüne göre. Elini dilini bağlar senin. Peki ya bu halin Salih? Bu ne olacak? Kendini yakıyorsun oğlum. Yürü, bize gidiyoruz. Kahve koyayım, ondan sonra yatar uyursun. Bırak, bırak beni! Sen bana adam değilsin dedin. Ha? Kendini kaybediyorsun, adam değilsin dedin ha? Salih, ben sana hiç adam değilsin der miyim oğlum? Sana eski Salih değilsin diyorum. Kendini saldın iyice diyorum. Oğlum kendini toparlamak için bir umudun olsun ya. Ben niye geldim ki? Kardeşimin bana ihtiyacı vardır dedim. Ah keşke gelmeseydim. Allah benim belamı versin ya. Salih, kendini gözümün önünde yok ediyorsun. Benim de elimi kolumu bağlıyorsun, yapma. Bırak beni. Yapma. Bırak, herkes beni bırakmış zaten. Ben farkında değilim. Salih! Kardeşim! Ozan! Ozan hadi gel biz odaya çıkalım. Hayır, ikiniz de burada kalıyorsunuz, yeter. Efsane, siz çıkın dışarı. Vildan Hanım sinirlenmiş. Ne diyor bu serseri? Anne, Ozan sana soruyorum. O adam ne diyor diyorum sana. Ben tekne falan yakmak istemedim ya. Yaktın yani. Onu sonra konuşacağız.
Sen o Zeynep denilen mahalle kızıyla görüşüyor musun hala? Ozan, sen bizden başka daha neler saklıyorsun? Ozan, sana soruyorum. Sana o kızla görüşmeyeceksin demedim mi? Seninle daha önce bu konuyu konuşmadık mı? Ozan, kime diyorum? Yeter be! Yeter! Evet, aşık oldum o kıza, tamam mı? Aşık oldum. Bırakamadım Zeynep'i. Ölüm gibi kıskandım o herifi de. Uyku uyuyamadım, yemek yemedim gecelerce ya. Biriniz de fark etmedi. Çünkü herkes kendi lüksünden dolayı meşgul. Evet, zamanında bir hata yaptım, bir gün o işledim belki ama... insan sırf bir yanlış yaptı diye böyle infaz edilmez ki. Hep boynu bükük, hep boşu mu yaşayacağım bu şekilde size karşı ya? Tamam Ozan'cığım, sonra konuşalım. Hayır, şimdi konuşacağız. Yeter artık be! Beni mahkum ettiniz şu hayata bakın. Evet, aşığım, çok aşığım Zeynep'e hem de. Bana ne yapacağımı söylemenizden sıkıldım ya. Sıkıldım. Bırakın beni. Aşıksam da. Gelip sırtımı sıvazlayın bir kere de be. Hem o var ya anne, mahalle kızı dediğin, fırsatçı gördüğün, yüzüme bile bakmıyor. Korkma anne. Ben istesem de o beni istemiyor. Ozan, gel erkek erkeğe konuşalım seninle biraz. Ozan, bana bak. İçinde siz de dahil kimsenin yaşamadığı bir mezarlık bu ev. Çünkü yaşamak için kendinize bile izin vermiyorsunuz. Sadece konforlu bir mezarlık. Peki hayal de mi kurmayalım? Hepinize, hepinize Zeynep'i ne kadar sevdiğimi, ne kadar çok istediğimi ispatlayacağım. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Efsane. Efsane. Çantamı getirir misin? Bir de arabamı hazırlatır mısın? Hayrola? Nereye kızım? Bu akşam burada kalmak istemiyorum. Allah Allah. Nerede kalacaksın? Teyzemde. Nihan. Şu an gereksiz ve benim canımı sıkacak bir şey yapıyorsun. Şu an senin can sıkıntın benim hiç umurumda değil Emir. Kendi canımla meşgulüm. Tebrikler. Karımı evden kaçırdınız. Kaç bakalım. Şişt, sarhoş. Ne diyorsun lan? Çok mu cesursun lan sen? Ev falan da basıyorsundur. İtlerim mi yolladı üzerime ya? Emir Hıyarı'yla Ozan Zibidisi, ha? Sen nasıl konuşuyorsun lan bizle? Biz kimsenin eti falan değiliz. Ne diyorsun oğlum? Ama seni gebertiriz. Ne diyorsun lan? Bırakın lan sahibi. İyi misin Salih? İyi misin? İyiyim. Şerefsizler. Yürü lan! Yürü lan! Yürü! Salih, iyi misin? İyiyim ben. Herkes beni bırakmışmış. Lan ben seni bırakır mıyım hiç? Bırak beni Kemal. Bırak beni, bırak! Yapma Salih. Uzak dur benden. Beni iyi edemezsin. Edemeyeceksin. Salih. Git.
Burası neresi? Santorini'deki devre mülkü. Burası neresi? Balay Adası olarak geçer. Eğer seninle bütün engelleri aşarsak yasa buradayız. Önce senin kafandaki engelleri. Beni zorlamaya bayılıyorsun ama. Kalbinin benim için attığını ancak seni zorladığımda anlayabiliyorum. Zalimsin sen var ya. Gurur duyuyorum. Zeynep. Hı. Yarın akşam için sabırsızlanıyorum. Ben de. Neredesin? Ben çıktım, geliyorum sinemaya doğru. Sinemanın orada bekle, sana bir sürprizim var. Tamam. Hadi görüşürüz. Erkek arkadaşın mı? Seni bekliyor tabii. Ha yok yok ya. Şey, o bizim gruptan arkadaş. Zeynep, bana yalan söylemene gerek yok. Her şey aramızda kalır dedim ya sana. Evet, o. Şanslısın. İki biletim var. Ciddi misin? Hadi gel. Unutmamışsın. Neyi? Murat Boz'u çok sevdiğimi. Bugün senin şanslı günün. Murat Boz burada filmi izleyicilerle birlikte izleyecekmiş. Seni burada görmek ne güzel. Murat Boz var dediler, geldik. Yalnız bu sefer yanımda penem yok. Hı. Ama filmden çıkınca koşa koşa kardeşlerine sarılma garantisi veriyorum. Çok güzel olduğuna eminim. Ben de şanslıyım tabii. Hep böyle hissedecek misin? Ölene kadar. Bir şey yaptın bana, ne bilmiyorum, aklımdan çıkmıyorsun. Asıl sen bana yaptın. Gözüm senden başkasını görmüyor. Hiçbir şey düşünemez oldum. İçim içime sığmıyor. Burası şahane. Sana az bile.
mutlu ettin ki? Çünkü artık anladım. Neyi? Bana güvendiğini, artık kararın verdiğini. Emir. Efendim? Ben sana bir şey soracağım ama... bana doğruyu söyleyeceksin, tamam mı? Sor. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey hissediyorum birine. İşte bu yüzden çok şanslıyım. Hep seni düşünüyorum. Hep aklımdasın benim ama... Ama ne? Bazen huzursuz oluyorum. Her şey o kadar hızlı gelişti ki. İnanamıyorum bazen. Ben de bana güvenip inandığın için geldin diyorum ama... Senin hala kafanda sorular var Zeynep. Hayır. Seni çok seviyorum ben. İnanıyorum ben sana. Ama bazen öyle düşünüyorum. Ben bütün bunlara nasıl göğüs gereceğim diye. Sen evlisin. Kemal abim... Evet, kapıldım sana. Gecem gündüzüm sen oldun benim. Ama bilmiyorum. Korkuyorsun. Hala korkuyorsun. Kendini bana bırakmaktan hala korkuyorsun. Sana verdiğim bir ton söze rağmen. İnanıyorum diyorsun ama yoksa inanmıyorsun. İnanıyorum ben sana. İnanıyorum. Ama şimdi beni yanlış anlıyorsun. Hadi git. Sanki seni ben zorluyorum gibi hissettiriyorsun bana. Git Zeynep, lütfen git. Hayır. Seni çok seviyorum ben. Emir, seni çok seviyorum. Hayatımda... bu zamana kadar beni zorlamayan tek insansın sen. Seni öyle mutlu edeceğim ki. Benim küçük, benim güzel sevgilim.